Bismillahirrahmanirrahim. Selamet Yolları isimli eserin Namaz Kitabı, Kitab-ı Salat bölümündeyiz. Bu eser Hafız İbn Hacer rahmetullahi aleyhin, El-Eskalani rahmetullahi aleyhin, Bulugul Meram adlı eserinin Namaz Kitabı, Kitab-ı Salat adlı kısımlarında Bab-ı Salatul İstiska yani yağmur duası namazı ile ilgili bablarda 539 nolu hadis-i şerif. Ve anhu ve yine Enes radıyallahu anh'tan Enne Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'den şöyle anlatmış. Kâne izâ kuhitu büyük bir kuraklık olduğunda İstiskal bil Abbas İbni Abdülmuttalib. Abbas İbni Abdülmuttalib vesile kılarak onunla yağmur duası da bulundu. Kale ve Hazreti Ömer onda şöyle dedi. Allahümme, Allah'ım, inna kunna nestaiki ileyke bi nebiyyike. Allah'ım biz sana Nebin sallallahu aleyhi ve sellemle yağmur duasına onu vesile kılarak yağmur duasında bulunuyorduk. Feteskayna ve sen de bize yağmur veriyordun. Ve inna netevesselu ileyke bi ammi nebiyyike ve şimdi biz de sana o nebinin amcasıyla tevessül ediyoruz. Feskina bize yağmur nasip et, bizi sula. Sonra bunun üzerine feyiz kavne. Ve böylece de yağmur onları sulaması vesile oldu. Revahul Muhari. Tekrar okuyorum. 539 nolu hadis Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Ömer radıyallahu anh yağmursuz kaldıkları bir vakit Abbas İbni Abdülmuttalip vesile ittihaz etmek suretiyle yağmur duası yapar ve Allah'ım senden peygamberimiz vesilesiyle yağmur dilerdik ve derhal verirdin. Şimdi de senden peygamberimizin amcası hürmetine onu vesile kılarak yağmur istiyoruz. Bize yağmur ihsan et der ve hemen kendilerine yağmur gönderilirdi diye hadis nakledilmiş. Bu hadis Buhari rivayet etmiştir. Abbas radıyallahu anh da şöyle demiştir. Ya Rab, şüphesiz gökten hiçbir bela inmemiştir ki bir günahtan dolayı olmasın. Ve bu bela tövbeden başka bir şeyle def olun mamıştır. Fi hakika şu kavim peygamberine yakınlığın dolayısıyla benim tevessül ederek sana teveccüh etti, sana yöneldi. İşte günahkar ellerimiz ve işte sana tövbekar alınlarımız. Şimdi bize yağmurunu ihsan eyle. Bunun üzerine sema dağlar gibi boşandı ta ki yer bereketlendirdi. Bu hadisi Zübeyr İbni Bekkar El-Ensab'da tahric etmiştir. Bu zat aynı hadisi İbn Ömer radıyallahu anhumadan da tahric etmiş ve Hazreti Ömer'in radıyallahu an Ramada yılında Abbas radıyallahu anhı vesile ittikaz ederek yağmur duası yaptığını anlatmıştır. Ramada soğuktan helak olmak demektir. Hicretin 18. yılında şiddetli kuraklık olmuş ve yeryüzü yağmur suzluktan adeta toz toprak haline gelmiştir. Bu sebeple o seneye Ramade senesi denmiştir. Bu kıssada hayır ve salat sahibi insanlar vesilesiyle şefaat dilemenin
caiz olduğunu ve Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın faziletine, Hazreti Ömer'in de tevazuuna delalet vardır. Burada da şunu okuyoruz ki Hazreti Ömer Efendimiz sağlığın peygamberimizle yağmur duasına tevessül edip onunla senden yağmur diliyorduk. Şimdi de onun amcasıyla tevessül ederek senden yağmur diliyoruz diye dua etmiştir. Bu da Hazreti Ömer'in yağmur duasında Allah-u Teala'ya birisin vesile kılarak dua etmenin caiz olduğuna örnek bir hadis olarak görüyoruz. En doğrusunu Allah bilir.